Ali, ne yapacağız? Gelen giden yok. Sabit'i burada bırakıp gideceğiz mi? Yok. İyi olacağını bilmeden gidemeyiz. Ne yapacağız peki? Çocuğu aldılar, götürdüler içeri. Bize bir şey diyen de olmadı. Bekleriz biz de burada, olmaz mı? Kovarlar ki. Sabit'i bekliyoruz kapıda. Konuşup gideceğiz deriz. Neden kovsunlar ki? Çünkü bize herkes kovar. Anam, niye burada bekliyorsunuz siz? Yemek hazırladım, geçin içeri haydi. Kim? Biz mi? He, başkaları da mı var? Yokmuş. Siz tabii lan, hadi geçin içeri. Yemek vereceğim bize. Ev ne? Bayağı içeride. He? Yolda mı vereyim? Araba çarpar lan yolda. Hadi geçin eve, hadi. İyi. Hadi. Bunca yıllık ömrümde ilk defa eve giriyorum ben. Geç. Geç oğlum, geç hadi. Geç sen de anam. Bırakabilir miyim buraya? Tamam, oraya koy. Al bak. Al kız. Teşekkürler.
Luna Park'a bırakacağını ıssız bir ormana bırakaydın keşke. Eyvallah, acından ölürdüm. Gerizekalı vursuz. Kıt akıllı uçup. Gel Sabit. Buradayız biz. Hadi. Şşş, tamam Sabit. Tamam. Bunca sene siz mi baktınız bizim kıt akıllıya? O bizim en akıllımız bir kere. Senden benden daha akıllı ha. Bu bebek arabasını Sabit yaptı. Ne haber? Aferin benim oğluma. Başlıyoruz. Başlayalım artık hadi. Ta 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 ta. Kız ne o, tencere mi? Sensin be tencere. Sabit Mucid'in icadı bu bebek arabası. Hem de son model. Ver bakayım şu teknoloji harikasına yakından bakayım bir de. Hey Allah'ım ya. Bu yanındakiler ne? Eşyalarım. Tencere gül Ayşe. Ya ne be, dalga geçme. Gel hadi kızım gel. Korkacak bir şey yok gel. Hadi. Güzelmiş bura. Tamam. Siz gidin gerisini ben hallederim. Yok. Biz seni bir yerleştirelim yerine görelim de. Ya yeğenim oldu olacak üstümü ört pijamamı da giydir Allah Allah. Tamam dedik ya ben hallederim dedim. Pamir de geliyor şimdi zaten. Gel kız sen de böyle gel. Tamam siz gidin ya. İyi tamam. Ortalıkta fazla gözükme. Eyvallah. Seni çok küçükken bulmuşlar be. Yani bu kadarcıkmışım işte. Tencereye sığıyormuşum.
İlk anneler mi bulmuş seni? Hı hı. Bizimkileri dilendiren adam var ya. Onun mekanının önündeki çöpte bulmuşlar. Sonra da seni alıp kaçmışlar mı heriften? O zamandan beri kaçıyoruz işte. Ağlama, tamam. 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 Şık şık, ağlama. Bana o herifin adını hiç söylemedin. Söylemeyeceğim ben. Çatal diyorlar. Ben sana söylemedim ama Allah'a çok söyledim onun adını. Hayatım boyunca dua ettim. Allah'ım bizi çataldan koru. Allah'ım bizi çataldan koru. Barbar. Ne oluyor? Sarılıyorum. Niye? Şşş. Biraz böyle kalalım. Olmaz mı? Olur. Hadi bir çay koy da içelim o zaman. Çay koy da içelim be. Ne? Çay içelim. Çok merak ediyorum. Bana sarılırken aklına çay içmek mi geldi? Susadım. Sen niyetliysen bana koy sadece, ben içerim. Niyetliysem niyetli sana çay mı koyacağım? Ha. Ne var ki? Sen biraz ödüksün biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Ama bu ödük demli çay sever. Hadi. Allah'ım yarabbim ya.
Sabit'le çocuklar nerede? Onlar yok, Kadıköy'e gittiler. Polis Beyoğlu'ndaki bütün sokak çocuklarını toplamış. Kadıköy'de de bulurlarsa onlara soracaklar Dima'yı. Ne? Ne? Tamam, kapat, kapat. Patron. Heh. Zümrüt vardı ya. Barbarı yaralamaktan içeri almışlar. Nasıl ya, ne alaka? Abi daha da acayibi. Vefa'nın cesedi Zümrüt'ün benzinliğinin orada bulunmuş. Ne diyorsun ya? Var ya, tam dayaklıksın ha. Kız, bu niye ayakta? Ne yapayım? Çay çay diye tutturdu. Al. Ne bu şimdi, çay mı? Çay. Bu nasıl çay ya? Biraz demli koysana. Lütfen. Bak hastasın diye nazını çekiyorum ha. Ama bunun acısı çıkacak Barbar Efendi. Tamam, başım üstüne. Demli olsun. Ben gelene kadar Gül Ayşe'ye göz kulak ol. Camlara yaklaşmasın. Çatal burada. Ne diyorsun oğlum? Tezgahta montum duruyor. İçinde silah var, lazım olursa. O zaman ben bir lavaboya ineyim. Abi sen de gelince serumu takarsın, tamam? Oldu. Bak dönünce de soğumuş dersen başından aşağı dökerim ha. Bakacağız. Cemal, çatal burada. Riva Park'a polis yolla, sivil olsun. Etrafı sarın görünmeden. Sağ tarafa yürü, sonra da aşağıya. Vay vay vay. Gurur duydum. Hani nasıl diyeyim, böyle göğsüm kabardı. Vallahi bak. Ben sana o kadar zor bir imtihan hazırladım. Sen hem o imtihandan geçtin hem de benden bir adım öndesin. Helal. Silahsızım. Konuşmaya geldim. Yine Dima'yı soracaksan bana baştan söyleyeyim. Yavru hala bende. Yanlış bir hareketinde de ipini çekerim. Öldürürüm kızı. Onu biliyoruz. Sorun başka. Nasıl buldun burayı? Tatlı bir tesadüf diyelim. Ama sen işini hiç tesadüflere bırakmazsın değil mi komiser? Ha? Mesela Zümrüt bana köksüz tayfayı tanımıyorum dediğinde ben ona inandım. Boşluğuma geldi. Ama sen Vefa cinayetini Zümrüt'ün üstüne yıkmakla kalmadın. Bir de Lara'yı bulup sakladın. Saklamakla da kalmadın. Kızı da tavladın. Vay vay vay.
Yani baba oğul olsak bu kadar göğsüm kabarmazdı. Kimmiş Eyüboğlu'nun kızı? Yapma komiser ya, güldürme beni ya. İçerideki kız. Hani demin böyle sıkı sıkı sarılıp kendini siper edip hayatını kurtardın ya o kız. Köksüz Tayfa'nın gül Ayşe'si. Hakkında ifade verir diye vuracak mıydın lan kızı? Üzülür müydün? Şş, bana bak ya komiser. Sen bu kızı abayı yaktığın için mi götürmüyorsun babasına? Ha? Sen ne biliyorsun Eyüboğlu'nun kızı olduğunu? Biliyorum. Biliyorum çünkü bundan 23 sene önce... onu bana sattılar. Ne? Kim sattı? Tanımazsın. Kim sattı dedim lan? Ya, yapma komiser, hadi ama. Yapma. İpimi çekmeye bu kadar hevesli bir komisere bu bilgiyi verir miyim sence? Söyle lan. Söyle lan yoksa öldürürüm seni. Beni öldürürsen kimin sattığını hiç öğrenemezsin. Bir de bak ne diyeceğim sana. Şu tarafa baksana bir şu tarafa. Ki bak kim var orada. Ha. 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 Gördün mü Pamir'i? Şimdi sen bana bir şey yaparsan... Pamir'in canı çok sıkılır gider. Senin küçük sevgilinin canını acıtır. Hadi komiser, hadi. Yaralısın zaten bak, ayakta zor duruyorsun. Sen daha yetişemeden kız ölür. Şş, komiser, indir silahı, indir. Sen silahı indir. Ben de bu seferlik bağışlayayım canını sevgilinin. Bak ne diyeceğim sana komiser. Biz seninle bu aralar pek sıkı fıkı olduk. Allah. Sen benim cinayeti örtbas ediyorsun. Ben Eyüboğlu'na gidip barbar senin kızını bulmuş demiyorum. Yani baba oğul olsak bu kadar sadık olamazdık birbirimize. Lan, senle ben baba oğlu olsak, önce senin kafana sıkarım, sonra da kendi kafama sıkarım ki dünya senin soyundan kurtulsun. Ben söylemem de, sen de bakayım, bu Eyüboğlu'nun kızı... senin polis olduğunu bilmiyor değil mi? Ha? Ne olur öğrense. Ha? Ananın o köşkte hizmetçi olduğunu öğrense ne olur? Babasını çok iyi tanıdığını öğrense. Ha? Yine sana tatlı tatlı güler mi? Seni affeder mi? Yoksa seni ezip geçer mi? Sen bu kızı bence de verme babasına. Vallahi bak. Hem sana aşık kalsın... hem de hayatta kalsın. Çünkü bak söyleyeyim sana...
Daha o köşkün kapısından girmeden kıyarlar Gülayşen'i. Kim kıyar? Lan söyle kim kıyar? Lan cevap ver bana, kim kıyar? Eyüboğlu'nun kızına kim kıyar? Çatal, kim sattı lan sana Eyüboğlu'nun kızını? Verdiniz mi uğursuzluk Rüya'ya? Hı, attık attık. Ay seninki tutturdu, Şirin'im de Şirin'im, beni Şirin'imden ayırdınız diye. Kız Şirin, ne yapsak? Seni de mi atıversek yanına? Gel, gel. Lem lem, lem lem. Alemsin Nazlı ya. Yine kaçta göz arasında soktun lafını. Aa, halılar nerede ayol? Cano Ramazan temizliği yapacakmış. Halı yıkacağım diye dışarı götürdü hepsini. Bismillahirrahmanirrahim. Ev böyle çıplak kalmış değil mi? Böyle ziynetsiz, süssüz, tıpkı senin gibi gelin hanım. Garın 11 ayın sultanı, mübarek ayda. Niyet etmiş bütün Ramazan dakı dakmama Menderes. Bu iş senin başının altından mı çıktı? Yok abla, niye benim başımın altından çıksın ya? Hiç, şüphelendim. Bu süssüz durmaz da. Abla. Yani iman, Allah sen dahil hepimizi iman süsüyle süslesin inşallah. Ama şüphe hiç iyi bir şey değil. Sen kalbini hiç bozma, olur mu? Amin kızım inşallah. Bak bir daha soruyorum. Ablan iyi, eminsin değil mi? Eminim. Eminim iyi ablam. Ya adam kapıdan dönüp gittiğinden beri deli gibi halı yıkıyor. Ya, kim o adam? Söyle artık. Hadi. Canın aşkı falan mı o adam? Hüma! Geç içeri. Canan, Canan yeter artık, bırak şunu.
Daha işim bitmedi. Cano. Cano eninde sonunda bu evden çıkıp Ali'yle yüzleşeceğiz. Bak çıkalım gidelim artık ne olacaksa olsun. Sen o bana nasıl baktı bilmiyorum. Sen kapıda bana nasıl baktı görmedin Zıpkın. Beni sattın der gibi baktı. Beni sattın. Beni sattın. Beni sattın, beni sattın, beni sattın. Cano beni korkutuyorsun artık. Ben de korkuyorum Zıpkın. Ben de korkuyorum. Ali'yi bir daha görmemekten köpek gibi korkuyorum. Bırak onu bulma umudum biraz olsun kalsın. Ali? Selamünaleyküm Fidan. Fidan senin aklına gelir miydi be? Gel, buyur. Efendim anne. Büyük bir poşet alıp verandaya gel. Niye? Hüma gel dedim. Anne. Aç, 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 aç. Giymediğimiz kıyafetleri Cano'ya vereceğim, tıkıvereyim içine, aç. Anne, şimdi yerim ya. Tam yeri Hüma, aç şunu. Aç. Hayır, boş boş gardıropta yer kaplayacağına... En azından fakir fukaraya verelim de başımızın gözümüzün sadakası olsun değil mi? Ay Cano. Kız bu etek sana çok yakışır. İtalya'dan almıştım. Hiç gerek yok Naz Hanım, sağ ol.
Kız sen bir sene çalışsan bu eteğin bir sıra ipini alamazsın. Bir daha nerede göreceksin? Ay kıyamam bir de hiç gerek yok diyor. Naz Hanım. Ablam size gerek yok dedi. Gidin sadakanızı başkasına yapın. Ama ben sizden daha fukara birini tanımıyorum ki. Bak bir daha üstünde bu sefil kıyafetlerle görmeyeceğim Cano seni. Üzerine olmayanları götürüp başkalarına verirsin, olur mu? İlla ki vardır etrafınızda başka muhtaçlar. Hayır, madem kapımızdan nasipleniyorsunuz, sizin de başkalarına faydanız olsun. Gel anneciğim. Zafer. Cano abla. Annem adına çok özür dilerim. Cano abla. Ha. Cano. Hah. Ali. Ne olmuş Ali? Ali Fidan'a gitmiş. Fidan'a. Ali Fidan'a gitmiş öyle mi? Cano her tarafın ıslak, nereye gidiyorsun? Cano! Bu halı ne olacak? Abi. Ali ben. Buyur Ali. Abi Barbar'la konuşacaktım da. Numarasını verebilecek misin bana? Dur, sana daha iyisini yapayım. Direkt Barbar'a vereyim. Efendim Ali. Barbar. Ben... Ben bir süre yokum. Bizimkilere diyorum, göz kulak olabilmem mümkün mü? Bilhassa Gül Ayşe'ye. Oğlum sen iyi misin? Bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Sıkıntı değil de... biraz uzak kalıp düşünmem lazım. Anlamadım. Oğlum sen aileni bana mı emanet ediyorsun? Düşünmem lazım diyorsun. Bana emanet ediyorsun öyle mi? Doğru anladım değil mi ben? Ne olmuş, edemez mi? Edersin, edersin. Eyvallah da. Ne bileyim birader, dün dövüyordun, bugün ailene emanet ediyorsun falan. Yani ilişkimiz biraz hızlı gidiyor gibi. Yavaşlasak mı, ne dersin? Lan kes, uzatma. Sen emanetimi kabul ediyorsun mu, etmiyorsun mu? Bana onu de. Ediyorum, ediyorum. Başım gözüm üstüne, tamam. Ama bak, bir altlar karıştırmıyorsun değil mi lan? Kapat lan, kapat. Hadi sen emanetlerime sahip çık, haydi. Dur la, dur, dur. Kapama. Bu numara kimin? Acil bir şey olursa arayabilir miyiz buradan seni? Bir arkadaşın. Ara icabında. Haydi. Eyvallah. Ailesine emanet etti ha? Hayır olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aga. Sen merak etme ya. Dünya Hayret bacımız, Cici Hanım, kızımız, bungalovların orada. Biz ona görünmeden geldik yani. Sıkıntı yok. Merak etme. Sana rapor verelim dedik.
İyi, iyi yapmışsınız. Ha bu arada asayişten siviller etrafı sardı. Kuş üstü haberimiz olursa merak etme ya. Sıkıntı yok bizde. Güzel. Çatal. Her yerde arıyoruz ama daha iz yok komiserim. Halis. Canım kardeşim. Yavrum evladım. Ben sana kaç kere söyledim Barbara komiser deme. Kimse bu komiserimizin komiser olduğunu öğrenmesine gerek yok. Ama sen hala adama aşağı yukarı komiser, yukarı aşağı komiser, komiser, komiser. Niye bu adama inatla komiser diyorsun canım kardeşim sen? Lan yeter. Bak. Ulan. Herif bir defa söyledi sen 50 defa komiser diyorsun ya. Bir sus be. Pardon komiserim. Neyse. Zümrüt ne alemde? Aga. Zümrüt, emrettiğin gibi tecritte. Telefon bulamadı, çatalla falan da iletişime geçemedi. Ama bu lavuğun avukatı başımıza bela olur. Bunu bugün halletmen gerek yani. Halledeceğim, halledeceğim. Çözeceğim o iş. Zümrüt iti bir daha avlayamayacak. O zaman seni salalım da Gülayşe'yi bütün dertlerinden kurtarma operasyonunu bir an önce başla. Yavaş be abi, yavaş. Oğlum be. Daha çok acı. Yavaş. Neyse. Ben bir Gülayşe'ye bakayım, ondan sonra da çıkayım. Siz de dua edin de her şey planladığımız gibi gitsin. Dualarım senin aga. Eyvallah, Allah'a emanet. Komiserimmiş, komiserim, komiserim, komiserim. Bin defa komiserim diyor. Buyurun Nizam Bey, bu taraftan. Stüdyomuz burası. Sadece biraz ışıklarımız filan tabii yanacak. Ama aşağı yukarı hazırlıklarımız tamam gibi görünüyor. Bunların hepsini görecek mi herkes? Yayında herkes görecek, evet. Yani yarın iftardan sonra diyorum şimdi. Ha? Öyle diyorum. İnsanlar iftarlarını yaparlar, sonra da biz canlı yayına gireriz. Dua ederim de kızım... kendini, anasını, beni görür inşallah. İnşallah. Kocanla Menderes canlı yayını engellemeye çalışacaklar, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ne var Barbaros? Ramazan'ın mübarek olsun Nizam amca. Senin de sağ ol. Nizam amca. Konuşsana lan Şibit. Eğer müsaaden varsa bugün köşke gidip anamla Hacer Ağa'mı görmek isterim. Benim gözüme gözükme de ne yaparsan yap. Neyin var? İyiyim mi?
olsun? İyiyim ben. Bir şey soracağım sana. Hayatında bir kez olsun iyiyim demek yerine doğruları söylediğin oldu mu? Nasıl yani? Bayağı kötüyüm be dediğin oldu mu hiç? İyi hissetmiyorum dediğin oldu mu? Dememişimdir herhalde. Niye diyeyim ki? Hala her şeyin güzel olacağına inanıyorum ben. Ne? Ya tamam bu konuda Pollyanna'yı geçtim, mallığa doğru gidiyor benimki. Ben sana bir şey diyeyim mi? Senin içindeki Pollyanna şu an ne diyor biliyor musun? Sal beni artık, ağlamak istiyorum diyor. Gerçekten böyle diyor. Aman öf. O da her şeye bunalıma giriyor ağlak şey. Dökül. Neyi döküleyim? Ya ne bileyim, anlat işte dertlerini, sıkıntılarını. Kaderine saydırmak istediğin her şeyi söyle. Niye? Çünkü hayat pek senin gönlünü almıyor gibi. Sen kendi kendine bir köşede herkesi affediyorsun. Pek affediyorum sayılmaz. Kimseye hakkımı helal etmiyorum ben. Etme zaten. Hadi yolla gelsin. Neyi yollayayım gelsin ya? Dilek ve şikayet kutusu musun sen? Aynen, farz et ki ben senin dilek ve şikayet kutunum. Bütün dertlerini, sıkıntılarını anlatabilirsin ama en baştan. En baştan. En baştan. Ben doğduktan sonra her şey çok karıştı. Komik misin kızım sen? Ciddi ciddi, hadi dökül. İyi, tamam. Dinliyorum. Çatal bizi yakalayacak diye çok korkuyorum. Kaçsak kaçamayız. Burada sıkıştık kaldık. Mola yerine dönelim desek Zümrüt bir telefonla yerimizi çatala söyleyebilir. Belki de söylemiştir. Tam evimize döneceğiz. Mola yerini yeniden işletmeye başlayacağız. Havalar da düzeliyor, müşteriler gelir. Eski düzenimizi kurarız dedik. Ama bir daha asla evimize dönemeyeceğiz. Evimize dönemeyecek olmak bana çok koyuyor. Ağlama. Yapma var, yapma ne olur ya. Sen böyle yapınca benim bir derdim yokmuş gibi geliyor. Derdin yok gibi düşün zaten.
Her şeyi çözeceğiz, halledeceğiz. He, tabii. Harbi diyorum. Bütün sıkıntılarını çözeceğiz. Ya hadi oradan ya. Zümrüt Çatal'a yerimizi söylemeyecek mi mesela? Söylemeyecek. Evimize döneceğiz diyorsun yani. Dedim gitti, hadi. İnşaatı bitireceğiz, evimize yerleşeceğiz, öyle mi? Ya herhalde kızım. Hayal ya bu. Kimsesiz çocuklarla iftarda yapar mıyız? Yaparız tabii, yaparız. Bayram sabahı çardakta denize karşı bayram kahvaltısı da yapar mıyız? Hatta o zaman şöyle yapalım. Ben çocukları bayram namazına götüreyim. Sen de o arada kahvaltıyı hazırlamış ol. Nasıl? Söz mü? Bir gün bunların hepsini yapacağız mı? Söz. Adam sözü. Erkek sözü bir kere. Erkek söz verir, adam tutar. Sen de dua edersin işte. Benim sözlerimi yerine getirebilmem için. Ederim. Bir gün sen de bana her şeyini anlatırsın belki. Dertlerini, geçmişini. Belki ben de o zaman senin için bir şeyler yapabilirim. Önce senin dertlerini halledelim acilen. Sonra ben gidiyorum. Bir şey istiyor mu? Yok. İyi. Barbar. Ha. Neden benim imkansız hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorsun? Bu Eyüboğlu'nun kızı senin polis olduğunu bilmiyor değil mi? Ha? Ne olur öğrense. Ananın o köşkte hizmetçi olduğunu öğrense ne olur? Babasını çok iyi tanıdığını öğrense. Bilmem. Belki bana değil de hayata hakkını helal edersin diye. Biraz önce çok şikayet ettim, biliyorum. Barbar çok istese de yakın vakitte sözünü tutamaz, biliyorum. Biliyorum eninde sonunda bir çaresini bulacağız. Sen koruyacaksın, kollayacaksın bizi. Ben de çok çalışacağım hayallerimi gerçekleştirmek için. Ama sen o zamana kadar Barbar'ı koruyup kolla. Çok üzülmesin sözünü tutamadı diye. Olur mu? Ya avukatım değilse kim görecek beni? Memur Bey söylesene. Allah Allah. Lan sen nasıl lan?
Avukatım olmadan benden şikayetçi olan adamla görüşmem. Senden şikayetçi olan adamla değil, Komiser Barbaros Tunalı'yla görüşeceksin. Ne? Komiser mi? Takma takma, çöz. Çık. Dur. Sen polis misin? Aynen Zümrüt Efendi. Ben bir polisim. Sen de bir polisi yaraladın. Ay ben şansıma tüküreyim. Lan dur lan. Lan dur. Hemen tükürme şansını öyle. Daha bir polisi öldürmekten müebbet diyeceksin. O zaman tükürürsün. Ne diyorsun lan sen? Ben polis falan öldürmedim. Ben seni bile vurmadım. Vallahi öldürmüşsün ki polis arkadaşımız Vefa'nın cesedi senin benzinliğin arkasından çıkıyor. Bir de ne hikmetse onu öldüren kurşun senin silahından çıktı. Benim silahımdan seni vuran kurşun dışında bir şey çıkmadı. Sen ne diyorsun? Ne anlatıyorsun ya? Sen yaptın. Sen yaptın tabii. Seni yaralayan kurşunu o cesede koydun. Üzerime polis cinayeti mi yıkacaksın? Lan dur oğlum, daha bir şey yıkmadım. Henüz emniyet senin ruhsatlı silahına ulaşamadı. Yani eşleştirme olmadı, rahatsın. Silah sende çünkü. Aynen öyle. Eğer o silahı emniyete verirsem sen bir polis katilisin. Yapma. Yapma bak, ömür billah çıkamam burada. Ben yani ne istiyorsan yaparım. Yeter ki söyle, ne olursa. Ama yapma. Ha şöyle. Aferin sana. Konuşmadığın sürece bir problem yok. Bir polisi yaralamaktan birkaç yıl yatar çıkarsın. Ama eğer ateş kuşlarının başına bir şey gelirse ve bu çatalla ilgili olursa sen yapmasan bile senden bilirim. Konuşmam. Çatala selam bile vermem. Hatta buradan çıkınca kaybolur giderim. Güzel. Bir şey daha var. Söyle. Mola yerinin arazisini vakıflardan kiralamışsın. Hemen geri vereceğim. Ateş kuşları mı kiralayacağız? Hani onların kimliği yok ki. Hem paraları da yetmez. Hani senin de yetmez. Polis maaşıyla. Lan sana ne lan? Sana ne? Sen dediğimi yapacaksın, bitti. Tamam, tamam yaparım. Bugün hemen yaparım. Bir şey daha var. En önemlisi. Gül Ayşe'nin peşine düşmeyeceğim. Adını bile ağzına almayacaksın. Onu düşünmeyeceğim bile lan. Anladın mı? Kadar mı aşıksın Gül Ayşe? Başka bir adamın düşünmesine bile dayanamayacak kadar. O kadar mı aşıksın? O kadar mı gözünden kıskançlıktan? Tamam. Tamam tamam sabitim. Korkmanıza gerek yok. O hıyarın boyunun ölçüsünü aldık. 1 metre 76 santim. İyi hadi.
Siz ne yaptınız? Değil mi adam var mı bir iz? Yok. Kızı bir yere kapattı, kuyruğumda dolanıyor, iç soyu. Sabit'im, sana söylediğim şeyi halledebildin mi? Oo, hurdacıdan bir sürü çıkma tahta bulduk. Hepsini mola yerine götürdük, ustalara verdik. Eyvallah Sabit'im. Eyvallah Barbar'ım. Cemal, sen çocukları yuvaya götür. Ben de artık köşke doğru geçeyim. Aga, sen bu en zor işi en sona bıraktın ama iyi mi ettin acaba ya? Bilmiyorum kardeşim, bilmiyorum. Göreceğiz. Hadi. Hadi düşünelim, hadi hadi. Ne diyeceğim sana? Ali aradı da birkaç gün ortalarda yokmuş, haberin olsun. Ha. Beni de aradı. Barbar. Mercan Ali'ye çok kızacak. Oho. Eve almayacak. Fidan'a gitmiş Ali. Fidan kim lan? Fidan. Mercan yelloz diyor. Af buyur, ne diyor? Yelloz diyor. Ya hadi yürü ya. Hadi. Hadi. Fidan. Yellos Fidan. Mercan. Çirkef Mercan. Sabit ye. Hadi. Sabit, sen niye yemiyorsun oğlum? Bak, Eyüp Sultan'ın pirinç pilavı pek iyidir ha. Yarın da sana Sultanahmet'in iftar çadırından bulgur pilavı alırım, değil mi? Hadi ye. Hadi. İyi varım bakalım. Bu bebeği nereden çaldınız? Çalmadık. Bulduk. Çöpe atmışlar. Sabit'i de mi siz buldunuz? Çatal buldum. Çatal kim lan? Kaşığı da var mı lan bunun? Zeynel ilahi ya. Çocukları dilendiren bir adam Çatal. Hadi ya. Dileniyorsunuz mu siz? Sabit'im de mi dilendi? Sabit dilenmedi. Ali Sabit'e para verdi. Çataldan korudu. Allah senden razı olsun. Ben bir şey yapmadım abla. Aile dediğim birbirini korur. Kollar. O ne demek lan öyle? Sizin ananız babanız bir mi ki aile oluyorsunuz? Ha? Aile dediğin ana baba çocukları doğurur, öyle aile olunur. Tövbe estağfurullah, tövbe. Yo, ana baba dediğin çocuklarını sokağa atar,
Çocuklar sokakta buluşurlar, öyle aile olurlar. Fidan gel. Oy çokmuş bu. Bunlar benim ev sahibinin çocukları. Babaları tekstilde çalışıyor. Bana böyle boncuk getiriyorlar. İşliyorum da öyle ödüyoruz kirayı. Benim adım Fidan. Senin adın ne? Fidan. Öyle mi? Fidan. Ben de Mercan. Fidan. Değil mi Mercan? Hep böyle kıskançlıktan kuduruyorsun. Çekil. Ali! Neredesin Ali? Benim dairemde olacak hali yok. Şimdilik. Sen de şimdilik hayattasın, biliyorsun değil mi? Ali'yi gömdün de şimdi sıra bana mı geldi Mercan? Ha? Hiç iyi bakmamışsın adama. Süzülmüş. Moral de çok bozuk. Geldi o da istedi falan. Ne yaptın kız adama? Sana ne lan? Sana ne? Hangi odada kalıyor Ali? Anam senden kaçmasa burada olmaz. Niye söyleyeyim? Hele şükür geldim Mercan. Ali abi alt katta 11 numarada. Sağ ol Tekin. Bu yılanla nasıl kardeş olduğunuza hep şaşmışımdır zaten. Sen mi haber verdin Tekin? Evet abla, Zıpkın'ı aradım. İyi halt ettin. Ali bunlardan kaçtığı için burada belli. Sen niye arıyorsun? Kadından nefret ettiğimi bile bile nasıl onun yanına gelirsin hem nasıl? Ağzını topla. Ben kadının yanına gelmedim. Doğru. Yanına gelmedim, bir alt katına geldim. Böyle uzaktan uzağa hasret giderirsiniz. Bilerek yaptın, benim geleceğimi bilerek... Mercan yeter! Yeter. Kalbini kırmadan çık git. Gitmem. Seni o kadınla burada bırakmam.
Sen ne diyorsun ya? He? Senin tek derdin o kadın mı? Evet, tek derdim o. Çünkü Eyüboğlu'na neden gittiğimi anlatsam anlamazsın, dinlemezsin beni. Benim şu an baş edebildiğim tek dert Fidan. İyi. Dışarıda baş et o zaman. Ali! Ali, aç şu kapıyı! Ya kapıyı açarsın ya da burada yatırıp beni ezip geçmeden çıkamazsın. Duydun mu? Ha! Tekin, al şunu, şarja tak. Gir lan içeri. Hadi. Ne yapıyorsunuz siz burada? Mercan ablam gelmedi. Ali abime ulaşamıyor. Zıpkın abim ortada yok ama siz bir rahat bir rahat ya. İnsan biraz telaşlanır be. Ali yok. Mercan yok. Sabit telaşlı. Çok komik Sabit abi. Bir dakika. Ne? Nuri Mercan'ın çalıştığı dükkanımı verdi. Normalde almam da. Neyse. Siz giyeceklerinizi alın. Gerisini satacağım ben. Ya bırak şimdi elbiseyi. Zıpkın abi, Mercan ablam yok. Ali abim de gelmedi. Şimdi Conem. Durum şu. Mercan ablamız, abimiz Ali'yi kaçırdı. Yuh! Vallahi bildiğin kaçırdı yani. Ne oldu? Mercan ablam Ali abimi kaçırmış. Baya baya kaçırdı mı? Baya baya kaçırdı. Bildiğin bodozlama kaçırdı. Yani Mercan dedi ki düş önüme dedi, gidiyoruz dedi. Ali'yim ilk başta biliyorsun naz yaptı ama sonra gitti. Büyütmüştüm onu. Elin kızı aldı da gitti. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Güleş'i? Ne yapayım? Beni salak yerine koyuyorum, salağa yatıyorum, oldu mu? Neredeler Zıpkın abi? Kavga ettiler değil mi? Ali abim gitti değil mi? Mercan getirecek Ali'yi. Tamam mı? Sen sakin ol bana. Ya biz daha yeni bir araya gelebildik Zıpkın abi. Ben bugün hayal kurdum ya. Bugün dua ettim. Kocaman bir aile gibi birlikte iftar yapalım istedim. Bir evimiz yok bari bir arada olalım dedim. Ben çok mu şey istiyorum ya? O
oğlum. Yaralı yaralı düştük yollara. İyi misin? İyiyim, iyiyim ben hocam, iyiyim. Şu işi de halledersek daha da iyi olacağım. Hadi buyurun. Hadi bismillah. Komiserim, hoş geldin. Hoş bulduk ama hoş bulduk. Ya gece gece rahatsız ettik. Destur var mı? Ne demek elbette, buyurun. Buyurun hocam. Bu arada tanıştırayım, Yusuf Hoca. Memnun oldum hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Alayım paltonuzu hocam. Ama bizimkiler nerede? Annemle babam erken yattı. Amcam da malumun odasına kapattı kendini. Halam mutfakta ama sahur için börek yapıyor. Sağ olasın. Hocam, ben bir Hacer Ağa'mı alıp geleyim. Hüma ilgilenir sizle. Tamam. Tamam. Biz de salona geçelim hocam. Tamam. Hemen gel. Vay. Vay, vay. Benim güzeller güzeli Hacer Ağa bak yine döktürüyor ya. Gel bir öpeyim seni. Lan, beni bak. Sen komiserliği bıraktığında yıkamacı yağlamacılığa mı başladın? Vallahi ayıp ediyorsun ha. Vallahi ayıp ediyorsun ya. Gören de sanki sana hiç iltifat etmiyor sancak. Sen var ya sen. Bu kadar iltifat boşa değildir. Akşam vakti kalkmış buraya gelmişsin. Benden bir şey mi isteyeceksin? Önce şunu bir kaldıralım. Şöyle uzağa da koyalım. Ne olur ne olmaz. Lan. Benden ne isteyeceksin de bıçağı uzağa koyduruyor? Hacer Hanım. Vallahi kendim için bir şey istiyorsam ne yapardım? Heh. Ya şu Ramazan gününde, mübarek günde sana bir hayır işleme fırsatıyla geldim. Ama bak gerçekten cennetlik. Ya öyle bir hayır. Allah Allah. Nasıl bir hayırmış acaba bu? Şimdi şöyle. Riva'da bir arazi düşün. Heh. Denize sıfır, püfür püfür esiyor, mis gibi havası var. Yani o arazi devletten kiralamak diyelim. Aa, al Allah, kulunu zapt eyle delini. Arazi kiralatacakmış, hayrı bak. Git, arazim arazi kiralamıyorum ben. Vay be, vay be. Güvendiğim dağlara kar yağdı desene. Benim koca yürekli Hacer Ağam'ın o evsiz, barksız, kimsesiz çocuklar umurunda değilmiş. Ne çocuğu? Ölen barbaros. Beni bak! Bu bıçakla kovalarım seni çocuk. Doğru düzgün anlat sen ya şunu. Tamam. Hüma. Efendim? Sen bize kahve yaparsın değil mi Hacer Ağam'la? Tabii, tabii. Tamam. Şimdi onu bir bırakalım önce. Gel bakalım. Ben değil, hoca anlatsın sana. Hadi. Hangi hoca? Ya gel, 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 gel. Gel, geç hadi. Hangi hoca değil? Nereden buldun hocayı? Ya tamam. Tanıştırayım sizi. Hazreti Kaab Camii imamı Yusuf Hoca, Hacer Ağam. Hoş geldiniz hocam, memnun oldum. Hoş bulduk Hacer Hanım, sağ ol. Buyurun, buyurun lütfen. Sağ olun, sağ olun. Kusura bakmayın böyle... Habersi gelip sizi rahatsız ettik ama bu oğlan tutturdu. Yani sahurda da olsa illa gideceğiz diye öyle kalktık geldik anlayacağınız. Estağfurullah hocam. Bu bizim deli oğlan beni içeride bir şeyle anlattı. Emmi ben hiçbir şey anlamadım. İşin aslını esasını siz anlatacakmışsınız öyle dedi. Hocam buyur anlat yabancı yok. Hay Allah şimdi... Şöyle Hacer Hanım, ben bundan yıllar önce bir vakıf kurdum. Evsiz baksız, işte sokakta yaşayan çocuklar için caminin lojmanında böyle yeme, içme, işte kalma imkanı sağlıyorum. Elimizden geldiğince. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden.
kadar çok çocuk var ki tabii hepsini sağ olasın. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Aferin kızım. Sağ ol. O kadar çok çocuk var ki diyorum. Benim orası hepsini almıyor. Yani herkese alamıyoruz. Bu oğlan da sağ olsun geldi. Hocam dedi, çocuklara barınak yapmak için size geniş bir arazi lazım. İşte öyle geldik yani. Var mı öyle bir arazi? Var Aceran, var. Var. Hem de çok güzel bir arazi, Riva'da. Devletin arazisi. Yani Yusuf hocam kiralayamıyor. Çünkü kurduğu Kimsesiz Çocuklar Vakfı'nın o kadar parası yok. Hayırla, hasenatla zorla doyuruyorlar oradaki çocukları. Sen anladım. Benim o araziyi kiralamamı istiyorsunuz. Tam olarak onu istiyoruz. Ama kiraladıktan sonra Yusuf hocanın vakfına tekrardan devredeceksin. Bedava mı? Ne diyorsun? Ya. Ya hocam, bunun için gelmedik mi zaten? Lafı eveleyip gevelemeye ne gerek var? Yabancı da yok zaten. Hacerağım, ne diyorsun? Yapacak mı bu ayrı bize? Bu mübarek Ramazan gününde işleyecek mi bu ayrı? İşleyecek o hayrı. Gerçi kendi kaybımızı bulamadık ama kayıp çocuklara derman oluruz belki. Şirin, korkma kız, korkma benim. Sen neden geri geldin? Barbar oradaydı. Ne? Gördü mü seni? Yok yok, görmedi. Baktım oğlumun keyfi gıcır. Bir de kız almış yanına. Ben de hiç rahatsız etmeyeyim dedim. Kız mı? Ha. Senin haberin yok mu ya Şirin? Oğlumuzun... Senin? Yaralı mısın? İyiyim ben, iyiyim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Al şunu. Al. Bu ne oğlum? İfade tutanağına. Çatal'la alakalı. Bildiğin, gördüğün her şeyi yazıyorsun, imzalıyorsun. Çabuk. Yazamam. Ne demek yazamam ana? Ha? Ya bu herif ne yaptı? Tehdit mi etti? Beni öldürmekle falan mı tehdit etti seni? Ana. Ya korkma, korkma. Bu herif hiçbir alt yapamaz bana. Ana. Bak bu şerefsiz iyice zıvanadan çıktı. Eğer sen ifade vermezsen ben bu adamı içeri tıktıramam. İfade vermeyeceğim Barbaros. Vermeyeceğim. Ya ne demek vermeyeceğim ana? Ne demek vermeyeceğim ya? Ana ne demek vermeyeceğim?
İyi misin? Ana, bak. Nizam Eyüboğlu'nun kızını buldum. Bahar ablanın kopyası. Aynısı. Bir gülüşü var. Ama birileri kaçırıp o kızı çatala satmışlar ana. Kızı getiremiyorum, babasına kavuşturamıyorum. Çünkü çatal peşinde. Adım gibi eminim. Eğer kızı getirirsem o satanlar da peşine düşecek. Keklik gibi avlayacaklar kızı ana. Barbaros. Ana kurban olayım ya. Kurban olayım, ver şu ifadeyi, çatalı içeri tıktırayım. İşkence ede ede konuşturayım, kızı kimin sattığını öğreneyim. Ya gözünü seveyim, 23 yıllık işkence bitsin. Yeter, bitsin artık. Bitsin şu işkence ana. Öyle mi ana? Öyle mi ana? Hadi bakalım. Eğer sen bu ifadeyi imzalamazsan buradan gitmeyeceğim. Hadi bakalım. Üç günse üç gün, beş günse beş gün buradayım. Oğlum yaran, yaran kanıyor. Kan yayılıyor göğsüne doğru. Bırak, önemli değil. Önemli değil, vurulmuştum. Dikişlerim patlamış herhalde. Bırak, tamam. Tamam ana, imzala şunu. Oğlum kan kaybından ölecek misin? Çabuk kalk. Hadi hastaneye gidiyoruz. Ya tamam, yaz ifadeni, imzala, beraber gideceğiz hastaneye, tamam. Ana imzala şunu hadi. Gideceğiz, söz veriyorum. Ama önce şu... önce çatalı... Barbaros? Önce çatal. Çatal. Barbaros oğlum kalk! Barbaros, Barbaros kalk. Barbaros, cevap ver Barbaros. Barbaros. Barbaros oğlum. Barbaros. Barbaros. Sabip sen elleme benim yaramı. Beni bu dertlere salanı getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa. Benden bu ömrümü çalanı getir. Bir gitara bul getir. Saçlarını yol getir. Benden bu ömrümü çalanı getir lele, gitara bul getir, saçlarını yol getir. Kor oldu güveniyor özümde. Name name iniliyor sazımda. Dünyayı verseler yoktur gözümde. Dili bülbül kaşı kemanı getir. Gitara bul getir, saçlarını yol getir. Dili bülbül kaşı kemanı getir lele.
bir tara bul getir, saçlarını yol getir. Etmiyor gözüm yaşına, sen derman arama boşu boşuna. Ölürsem mezarımın başına, hayatıma sebep olanı getir. Gitara bul getir, saçlarını yol getir. Hayatıma sebep olanı getir hele, gitara bul getir, saçlarını yol getir. Mete abi koş 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 koş, hadi hadi hadi. Ne olmuş? Ya abi eve gitmiş, korkuda böyle bayılmış kalmış. Şirin anam da ne yapsın korkudan, bilemedi ne yapacağını, beni aradı. Ben de aldım getirdim bunu buraya, paketledim burada. Barbar ölme. Barbar ölme. Barbar. Barbar ölme. Sabitim. Barbar ölme. Sabitim bak tamam. Mete abi geldi, halledecek şimdi tamam. Barbar ölme. Ölme. Tamam Sabit. Sen şimdi çekil, bana izin ver. Tamam mı? İyi olacak. Hiç merak etme. Hadi Mete abim, hadi. Hadi gözüm sevdiğim, hadi. Barbar yaşayacak mı? Yaşayacak tabii ya. Hiç merak etme. Hiçbir şey olmaz bu öküze. Duyuyor mu ha? Duyuyormuş. İyi halt ediyor. Maşallah kulaklar sağlam. Ama beyin sizlere ömür. Oğlum ben sana kaç defa dedim ya, yaralısın, kan kaybediyorsun, dinlenmen lazım diye. Ya dikişlerini patlata patlata dikiş tutmayacaksın ya. Sabit. Sabit'im. Bungalov'dan Gülaş'ı çağırsan acil. Cemal, kaybol sen de Gülaş'ı görmesin. Tamam aga, Allah'a emanet. Mete abi sen de. Şşş, sana dön. Mete abi, hadi dik şunu, bir sürü işimiz var, çabuk ol. Ha olur. Ben dikeyim, sen patlat. Ulan azıcık emeğe saygı be. Emeğe saygı. Emeğe saygı. Emeğe saygı, emeğe saygı. Tamam tamam, bir daha yapmayacağım hadi.
Gülenşe. 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 Musafit abi ne var? Barbar çağırıyor. Daha güneş yeni doğdu. Biraz daha beklesin. Gülenşe, barbar çağırıyor. Of! Padişah çocuğum mübarek, bir de ayağına çağırıyor ya. Ne istiyor sabah sabah benden? İnşallah uyanmama değecek bir şeydir. Yoksa sizi ta Beykoz'a kadar kovalarım ha. Sakın yine dikişimi patlattım deme. Olur deme. Bir de sırıtıyor ya. Mete abi, sen bunun yarısını dikeceğine bunu yatağa mı diksen acaba ha? Kız vallahi çok iyi fikir ha. Bir daha patlatırsa söz deneyeceğim. Neyse, benim mesaim var. Otopsiye gidecektim. Sayende geç kaldım beyefendi. Ya bir de sırıtıyor ya. Kardeşim, Allah sana kolaylık versin. Amin abicim, amin. Gördün mü bak? İşe geç kaldı. Adam seni dikmekten işini yapamıyor be. Hanımefendi, ben seni buraya bana laf çarp diye çağırmadım. Öyle mi? Neden çağırdınız acaba beyefendi? Arkadaşlarım gelecek de onlara yemek hazırlayacağım akşam için, onun için çağırdım. Ben? Sen. Kaç kişi acaba bu yemek yapacağım arkadaşlar? 27 kişi. Ne? Yuh! Ya sen hastasın. Hasta hasta 27 kişilik misafir ağırlanır mı? Ben ağırlamayacağım ki, sen ağırlayacaksın. Sen top gibisin, sen halledersin. Ha. Sen yatacaksın, ben senin misafirlerini ağırlayacağım, öyle mi? Yani. De şu yastığımı düzeltirsen fena olmaz yani. Barbar seni, ben var ya. Ya yaralıyım ben ya. Yaralı mıyım ben? Yaralı mıyım? Yaralıyım tabii. Hiç yemezler. O benim numaram bir kere. O Gül Ayşe'nin numarası bir kere. Hı. Biz hep yiyoruz. Evet, biz hep yedik. O sizin saflığınız, ne yapayım? O bizim saflığımız, ne yapsın? Vay be. Vay be, biz sana kıyamıyoruz diye inanıyoruz her şeye. İşte, görüyorsun değil mi Sabit? Kadın millet işte, hepsi nankör. Kaç tane nankör kadın milleti gördün acaba? Bayağı tecrüben var herhalde. Oo. Gemi tehlikeli sulara doğru gidiyor valla. İnşallah o sularda boğulursun Barbar. İnşallah boğulursun. Ya tamam yapma ya, istemiyorum tamam. Tamam yemek memek yapma, ben lahmacun söylerim arkadaşlarıma, sağ ol. Sana tamam ya asıl. Duygu sömürüsü de yapıyor. Kocaman adamsın yani, yakışıyor mu? Tamam yaparız, Allah Allah ya. Ya tamam istemiyorum. İstemiyorum tamam, yapma. Yapma, zaten o kadar çok laf soktun ki bana. Doydum ben. Doydun ha? Doydun. Evet. Ben o yemeği yapacağım. Sen de tencereyi sıyıracaksın. Hepsini sana yedireyim de gör. Ben yardım edeyim. Etme Sabit abi. Sen git çete arkadaşınla muhabbet et. Ben yaparım. Telefonun. Adam senin yüzünden sahura bile gelemedi ha. Daha ne kadar kalacağım böyle kapısında? Sana ne fidan? İster tepesinde yatarım, ister kapısında. Hadi işine bak sen. Ali!
Telefonum sende. Bu kadını attırmamı istersen Tekin'i araman yeter. Gerekeni yaparım ben. Yürü git. Şu anda Gülayşe oyun oynuyor çocuklarla. Bir görsen gülüşünü. Sanki dün Zümrüt'ü öldürmeye giden kız o değil. Sanki çok yakında ya çatal bizi öldürür ya sokağa düşeriz diyen kız o değil. Sanki yarın ne olacağını bilmeyen kız o değil. Ben çok korkuyorum Ömercan. Ya onu bir daha kurtaramazsak? Gülayşe gerçekleri öğrenirse benden nefret eder diye çok acayip korkuyorum, tamam. Ama ona bir şey olursa diye daha çok korkuyorum. Bu kız bize... Siz bana nasıl sahip çıkıyorsanız ben de size sahip çıkıyorum dedi. Bizimki sahip çıkmak değil, haberi yok. Bizimki... Barbar'ın dediği gibi. Bizimki gardiyanlık be. Biz seveceğiz diye Gülayşe'nin başına gardiyan kesildik. O kızı da kendi cehennemimize hapsettik. İyi oldu biliyor musun telefonu açmadığın Mercan? Kesin beni kararımdan vazgeçirirdin. Ama ya şimdi bu cesareti bulmuşken gideceğim? Ya da senin gözlerine bakacağım be. Sen ne dersen tamam Mercan ağa diyeceğim. O yüzden gözlerine bakmadığım iyi oldu. Ama senin arkandan hiç çevirmem. O yüzden sana haber veriyorum. Ben Gülayşe'nin babasına gideceğim Mercan. Eyüboğlu'na her şeyi anlatacağım. Senin sarayından biri bu kızı çatalın orada çöpe attı, ben de buldum diyeceğim. Başıma ne gelir bilmiyorum ama... Dün dediğin gibi. Biz sevdayla yükümlüyüz. Kavuşmak mı Allah bilir. Şu hayatta en çok seni sevdim. Sana güvendim. Allah kavuşmayı nasip etmezse hakkını helal et Mercan. Benim hakkım helaldir. Ali abi. Ablan almaya geldiysen yukarıda. Abi. Bak affımız yok biliyorum ama öfkeleneceksen bana öfkelen. Mercan'ın zaten senden yana kanadı kırık. Onu hırpalama. Bak sana yemin ediyorum abi onun hiçbir suçu yok. Sana ihanet etmek istemedi. Sonuç? Ha? Abi iyi de sen de Gülayşe'yi vermek için Eyüboğlu'nun kapısına dayanmışsın. Sen de Gülayşe mutlu olsun iyi olsun istemişsin abi. Bak sana yemin ediyorum abi. Yemin ediyorum gerekirse hepimizi yakarım diyen benim. Güleş'in hayatını geri veririm diyen benim abi. Mercan'ı zorlayan da benim. Abisin lan sen. Elbet kardeşinin mutlu olmasını isteyeceksin. Ben kendimi yakmayı göze almışken Güleş için senin beni yakmana niye kızayım zıpkın? Abi tamam bak Mercan da aynısını yapmak istedi abi. İyi. O yüzden o abla olan Mercan'a hiç kızmadım. Yüreğindeki Mercan'a kızdın değil mi? Sevdiğin kadının senden vazgeçmesine kızdın.
Ama bak yemin ederim durum öyle değil. Ben sana bir anlatayım. Zıpkın. Döndüğümde ablanı burada görmek istemiyorum. Al onu git. Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın abi? Yine bir yerlere mi kaçacaksın? Buradayım ben. Ne burada abi? Fidan'ın yanında mısın? Böyle mi alacaksın abi ablamdan intikamını? Ben buradayım. Çünkü Mercan'la aynı çatı altında durmam. Abi. Anlıyor musun? Ne demek Mercan'la aynı çatı altında durum? Ne demek lan? Ne demek lan? Ali. Akşam geleceksin değil mi? Ona göre odanı boş tutayım. İşine bak. Hadi. Sana sormadım ben. Ali'ye sordum. Ali ver şunun cevabını. Ver şunun cevabını. Döndüğümde ablam burada olmasın. Lan! Canu. Ya Revani neyse de Pilaviç ablamınki gibi olmadı ya. Rezil olacağım arkadaşlarına. E vallahi bir pilav yapmayı bile becerememiş diyecekler. Hepsi senin yüzünden. Ya 27 kişilik plan mı olur ya? Esnaf lokantası mıyım ben? Ya tamam olan olmuş işte. Sen önce şu ağzını yüzünü bir temizle. Her yerin un olmuş. Hem beceriksiz hem pasaklı diyecekler vallahi sen. Şuranı da temizle. Derler mi? Derler tabii. Ben olsam derim yani. Çok mu kötü Sabit abi? İyi ben gidiyorum. Hadi yürü pasaklı. Sabit. Çocuklar. Ben dediğin gibi. Tamamladım zaten. İyi yapmışsın. Hoş geldiniz. Buyurun.
Hoş geldiniz Nizam Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne yapalım biz? Buyurun bu tarafta. Tamam. Nizam Bey, çok rahat olun, olur mu? Arkadaşlar, Nizam Bey'in mikrofonunu takabilir miyiz? Hadi arkadaşlar, hadi. Bir de parlama için pudra geçelim. Hadi başlayalım artık. Ramazan nedeniyle reklam geliri olmaz. Canlı yayını erteleyelim dedim ama kanal yönetimi kabul etmedi. Nermin Hanım, kanal yönetimiyle konuşup Eyüboğlu Porseli'nin sponsor olmasını sağlamış. Bu kadına dikkat edin. Ne yapacağız şimdi? Kız ekranda anasını görür görmez 23 sene önce ben de kaybolmuştum. Bu kadın aynı bana benziyor diye hemen arayacak burayı. Arayacak. Ama önce programı arayacak. Nizam Bey ulaşmadan önce biz kıza ulaşırız, hiç merak etme. Sen ne yapıyorsun burada? Bilmem ne yapıyorum. Ben mi bileceğim, sen bileceksin Barbar. Çok güzel olmuşsun lan. Ya. Ya.
Mercan ablamın çalıştığı evdeki hanımı vermişti. Bıkın abim de getirmişti de. Ben de arkadaşların karşısına şey çıkmayayım diye. İyi etmişsin, iyi etmişsin. De. Ramazan pidesi almak aklına gelmemiş. Bütün gün camış gibi yatan sendin. Sen akıl etseydin Barbar. İyi ettim hadi. Nereye? Ya Ramazan pidesi almaya. Misafirler gelmeden hadi. Hadi. Gel. Yağmur yağıyor. Gel. Ne oluyor? Belli sen özlemişsin. Bari inşaat halini gör de hayallerinden vazgeçme dedim. Ben vazgeçsem de sen yapmaya adam sözü verdin ama ne haber? İnanıyor musun sözümü tutacağıma? Sözümü tutmak için her şeyin yapacağına inanıyorum. Bu yüzden hayallerim gerçekleşmese de sen sözünü tutan adam olacaksın. Ne yapıyorsun? Koy onları kenara. Ya koy hadi.
bu barbar verdiği sözleri tutabiliyor muymuş, tutamıyor muymuş? Bu kızın hayallerini gerçekleştirebiliyor muymuş, gerçekleştiremiyor muymuş? Bir dakika, bir dakika. Sanki senin bir hayalin daha vardı. Neydi o ya? Zümrüt'ün yerinizi çatala söylememesi, değil mi? Sakın ondan. Onu da hallettim. Zümrüt asla yerinizi çatala falan söylemeyecek. Yerinizi söylemeye bırak, karşınıza bile çıkamayacak o. Nasıl yani? Sen ciddi misin? Çatal ateş kuşlarının yerini bulamayacak mı? Bulamayacak. Ama şimdi sorma, sonra anlatacağım. Tamam? Zümrüt bizi burada barındırmaz ki. Burası onun yeri. Yani sence ben böyle bir detayı atlamış mıyımdır? Atlamadım tabii ki, onu da hallettim. Ama ya bir sürü kağıt kürek şimdi anlattırma bana. Nasıl yani ya? Bizim... Bir dakika, sen şimdi yuvanıza geri dönebilirsiniz mi diyorsun? Bak, döndüm bile. Sen hep mutlu ol istiyorum. Hep yüzün gülsün istiyorum. Hiç üzülme. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum. Bir dakika, bir dakika. Senin bir tane daha hayalin vardı. Sıradaki neydi? Sokak çocuklarıyla iftar yapmak. Var var sakın. Onun da mı? İşte 27 arkadaşımız bunlar. Yusuf Hoca ile beraber yaptı çocuklar burayı. Hadi bakayım. Sen de yemekleri hazırla. Sabitim. Ya.
hayalleri gerçekleştirme tipi. E hadi geçelim. Hadi gel. Sana yaklaşmış, adım adım gelmiş ve senin gibi onu görmesi de sağlamış. Sen onu görmene rağmen kaçmamışsın. Gel. İyilik cisme var gözde. İmali cisme var gözde. Allah'ın zikredenin cisme var gözde. Buyurun hocam. Buyurun. Sen ondan ihanetlerinin kanadına kanadı kırıldı. Onun kanadı kırıldı. Hadi oturun bakayım çocuklar. Herkes okundu mu? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sıhhat ve afiyete. Amin. Hadi afiyet olsun. Orucumuzu açabiliriz. Met abi, sana zahmet bir su koyuver. Üç, iki, bir, kayıt. Kayıplar Aranıyor programına hepiniz hoş geldiniz. Nizam Bey siz de hoş geldiniz. Daha önce tanıtımlarını yayınladığımız Eyüboğlu dosyasını bugün itibariyle açıyoruz. Ve her zaman olduğu gibi yeni dosyaya Akasya sözüyle başlıyoruz. Seni bulacağım Lara Eyüboğlu. Evet Nizam Bey. Lara kim? Kimi arıyoruz? Sizden dinleyin. Kızım benim Lara. 23 yıl evvel kaçırılan kızım. Çok uzun süre sevgili seyirciler, 23 koca sene. Düşünsenize, el kadarken babanızdan koparılıyorsunuz ve yolda görse tanımaz sizi. Öyle uzun bir zaman. Peki anlatır mısınız 23 sene önce tam olarak ne oldu? Baharıma... Karıma kıydılar, kızımı da benden koparttılar. Başka da hiçbir şey bilmiyorum. Siz bilmiyorsunuz ama tam da bu yüzden buradasınız. Bilenlere ulaşmak için. Evinden çok Irak'ta, izbe bir sokakta bulundu Bahar'ım. Aramda buhar oldu, uçtu. Gencecik bir anne, hayatının baharında. Çok büyük acı, çok. Daha 40 gün olduydu bebeğini kucağına alalı. Acımadan kıymış bir cani. Çok acı çekti mi? Beni bekledi mi hiç bilmiyorum. Bahar'ımı bir daha göremedim ben mi? Hala her gece rüyamda onun çığlıklarını duyuyorum. Peki olayın tanıkları varsa onlara ne demek istersin? Olanları gören bilen varsa, o vakit korkup süstüyse, şimdi konuşmanın tam vakti. Peygamber Efendimiz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır demiş. Susma gari kurban oldu. Konuş be mübarek konuş.
Şimdi nerede olduğunu bilen varsa sen de konuş. Bak. Niyetle ağzımdan yan veriyorum sana. Kızımın nerede olduğunu biliyorsan konuş, susma. Kızım. Eğer sen izliyorsan gözlerin aynı annenin gözleri gibiydi. Beni bilmezsin belki ama bunu tanırsın. Bahar Hanım'ın fotoğrafını ekrana alabilir miyiz? Bak işte bu sensin. Bu da annen. Anneni kaybettik ama bu mübarek Ramazan gününde tek duam seni bulmak. Bul beni, kokusu cennet kızım. Bul beni. Tabip sen elleme benim yaramı.